Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi kısa sürede yaptığı yeni yollar ve tünellerle trafiği büyük ölçüde rahatlatırken bu büyük bütçeli yatırımları kendi öz kaynaklarıyla yapması büyük bir takdir topluyor. Büyük şehirlerin en büyük problemi trafik. Her gün artan araçlara karşı yollar kaldırmıyor. Yeni yollar açmak gerekiyor. Şehrin birçok noktasında kentsel dönüşümle yollar açtık. Ama trafiğe yeni bir soluk getirmek, özellikle Düztepe'nin altından geçerek yarım saat süren bir yolu bir dakikaya düşürmek adına geliştirdiğimiz tünel projemizde yaklaşık bir 6 ay önce inşaatına başladık. Şu anda 2500 metre uzunluğunda olacak tünelimiz, bağlantı yollarıyla birlikte 4 kilometre. 2500 metrelik tünelimizin şu anda 1500 metresini açmış durumdayız. 25 Aralık'ta Gaziantep'li hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Tünel işi biraz zor iş, detaylı bir iş. Çok ince bir çalışma yapmak gerekiyor. Çünkü üzerinde evler var. Kazı yaparken 4 koldan girdik süreyi kısaltmak adına. 8 ay gibi rekor bir sürede 2500 metre uzunluğundaki tünelimizi tamamlamış olacağız. Bu trafiğe yeni bir soluk kazandıracak, yeni bir heyecan kazandıracak. Dediğim gibi yarım saatlik yolu da bir dakikaya indirerek hem yakıt tasarrufu hem çevreci bir proje, çevre kirlenmesini engellemiş olacağız. Böylelikle zamandan, yakıttan tasarruf sağlamış olacağız. Yerinde evler olduğu için biz çok hassas davranıyoruz. Mesela bazen patlatma yapıyoruz ama bunun dozajlarını çok düşük tutuyoruz. Parça parça ilerliyoruz. Eğer üzerinde evler olmasaydı, normal bir arazide biz bu yolu açıyor olsaydık çok daha hızlı bir şekilde ilerleme sağlayabilirdik. Ama dediğim gibi nakış işler gibi çok ince çalışarak üstündeki evlere, insanlarımıza zarar gelmesin diye adeta iğneyle kuyu kazarak yolumuza devam ediyoruz. Tünelimizin maliyeti yaklaşık 1 milyar lira. Fakat şu andaki güncel maliyetlerle değerlendirdiğimizde bu tüneli yapmak isteseniz şu an 2 milyar liradan eksik yapamazsınız. Şu ana kadar bizim yaptığımız tüm projelerimizde belediyemizin öz kaynaklarıyla bütün projeleri gerçekleştirdik. Hiçbir şekilde kredi yok, borçlanma yok, faiz yok. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Şimdi sadece tünel inşaatımız yok. Şu anda biz 40 bin metrekare Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini yapıyoruz. O da şu anda 1 milyar TL'lik bir yatırım. Dediğim gibi bugünkü güncel maliyetlerle ihaleye çıksak 2 milyar liradan eksiğe mal olmaz. Ama bunlar önemli yatırımlar. Diğer taraftan Türkiye'nin ikinci büyük camisinin inşaatı şu anda devam ediyor. 3 ay sonra 25 Aralık yine hedefimiz. Onu da tamamlayacağız. O da yeni güncel maliyetle 2 milyar TL'ye mal olacak bir yatırım. Diğer taraftan gençlerimizi düşünüyoruz. Geleneksel sporlar merkezi yapıyoruz. Yaklaşık 80 dönüm alan üzerinde gençlerimiz ata binme, ok atma, atlı okçuluk, cirit, yağlı güreş, aba güreşi ve benzer sportif faaliyetleri burada yapabilecek. İçerisinde oba çadırlarımız var, restoranlarımız var. Yani müthiş bir tesis. O da bir ay içerisinde tamamlanıp gençlerimizin hizmetine sunulacak. Tüm bu yatırımların hepsini öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Bizim planlamamız çok iyi. Gelir kaynaklarımızı israf etmeden, bir delikli kuruşu daha israf etmeden tüm kaynaklarımızı halkımızın hizmetine sunuyoruz. Türkiye'de birçok belediye maalesef borç batağında, kendi işçisinin dahi maaşını ödeyemezken biz gümbür gümbür yatırımlarımızla halkımıza hizmet yolunda çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda tüm projelerimizde rekorlar kırarak yolumuza devam ediyoruz. Özellikle 3 katlı köprülü kavşağın inşaatına başladığımızda biz burayı 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Buna hiç kimse inanmadı. Gerek şehirdeki gerekse Ankara'dan bu konudaki uzman kişiler dediler 5 ayda tamamlayamazsınız. Çünkü burada 1453 tane fore kazık var.
900 metre dalçık var, kaz işlemi var. 162 metre viyadük var. Yani bunların yapımı, kazımı o kadar zaman isteyen bir şey ki. Ama biz 24 saat esasına göre 7/24 çalışarak vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi 5 ay gibi çok kısa bir sürede 3 katlı köprülü kavşağımızı halkımızın hizmetine sunduk. Herkes şaşırdı. Hem estetik açıdan çok güzel, hem ulaşımı kısaltıyor. O da çevreci bir proje. Projeye başlarken projemizin bitiş tarihini de açıklıyoruz. 3 projemiz, tünel, kütüphane ve camimiz inşallah bu yıl 25 Aralık'ta 3 ay içerisinde Şahin Bey halkının, Gaziantep halkının hizmetinde olacak.